Orhan Bursalı, MHP kimin yerini aldı devlette ve RT, E'nin güç sınırı. MHP lideri özel harekat başkanlığını ziyaret ediyor. Tamam, 15 Temmuz'daki FETÖ kalkışmasında 51 elemanını şehit veren başkanlığı ziyaretini normal karşılayabilirsiniz. Veya dersiniz ki Bahçeli, 15 Temmuz tarihini bu ziyaret için kullandı. Ziyareti sırasında Ö, H başkanına elini öptürerek emniyette bir güç gösterisi yaptı. Özel Harekat Başkanının el öpme sahnesi adeta bir biat gösterisi gibiydi. MHP'nin emniyet içindeki gücü konusunda muhalefet görüş birliği içinde. Güvenlik bürokrasisi MHP güdümlülerden mi oluşuyor çoğunlukla bilmiyorum. Ama Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki temsilcisi AKP'li Tuğrul Türkeş gazete duvarda Can Bursalı'ya yaptığı açıklamalarda bu güvenlik bürokrasisini gündeme getirdi. Hukuka dönmeliyiz Tuğrul Bey özellikle Osman Kavala davasında ülke hukuk devletine geri dönüş yapmalı diyor. Kavalı dosyasının kanun yararına bozulması amacıyla yapılan başvuruların kurulan mahkeme tarafından derhal reddedilmesiyle ilgili diyor ki buradaki mesele güvenlikçi bürokrasiyle yargıyı baskı altına alıp yönetmeye çalışanlardır. Onların bir direnci var. Bu yaşananlar onların direncinin bir sonucu. Evet, bu konu Erdoğan'a en yakın gazeteci Abdülkadir Selvi'nin Osman Kavala'nın içeride tutulmasının Türkiye'ye, AKP'ye yararı nedir? Türkiye'nin önünü açmalı, siyasi iklim değişmeli yazısıyla Kavala davasının bozulmasını gündeme getirmiş fakat öneri MHP tarafından şiddetle reddedilmişti. Kılıç Artığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, bir davayı etkilemeye çalışmanın suç olduğunu belirterek, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından resen soruşturma açılması gerektiğini belirtmişti. Selvi, MHP'lilerce Kılıç Artığı, çöp, yok hükmünde sözleriyle saldırıya uğradı. Gelelim yine güvenlik bürokrasisine. Tuğrul Türkeş'in bu sözleriyle esas olarak devlet içindeki MHP'yi ve güçlerini kastettiği açık. MHP sadece emniyet içinde değil, yargıda da etkin. Yargı içinde de, güvenlik bürokrasisi, ne bağlı hızlı çalışan mahkemeler mi oluşmuş? Turul Türkeş buna da işaret ediyor, Kavala için, heyet oluşturulduktan yarım saat sonra red kararı verdi. Ben buna manidar derim. 16 sayfalık bir dilekçeyi ben yaklaşık bir saatte okudum. O yarım saat içinde savcıdan da mütala almışlar. Muhakkak ki çok etkin ve dehşetli çalışıyorlar. Cumhurbaşkanının güç sınırı. Evet bu sınırı, Bahçeli'nin direniş noktası belirliyor. Saray, Selvi ile bir yoklama yapıyor. Aslında MHP'nin tavrını araştırıyor. MHP'den şiddetli bir karşı çıkış gelince, akan sular duruyor. Cumhurbaşkanının Özgür Özel ile görüşmesi de benzer tepkiyi çekmişti. Şunu söyleyebiliriz, Cumhurbaşkanının hükümetin sıkıştığı ve yeni açılım ihtiyacı hissettiği politikalarının sınırını Bahçeli belirliyor. Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinde seyrettiğimiz manzaralar da bence MHP'nin devlet içindeki güç gösterisidir. İttifaklar hep sorunlu. AKP'nin iktidarını sürdürmek için kurduğu ittifaklar kendisine hep sorun yarattı. Ordu içinde büyük tasfiye hareketinde nasıl FETÖ'ye ihtiyacı ve işbirliği darbe girişimi ürününü yarattı. Emniyet, istihbarat ve yargıdaki müthiş FETÖ örgütlenmesini düşünün. Neredeyse hepsine hükmediyordu. Şimdi ise devletin belirli önemli kurumlarında MHP'nin gücünü görüyoruz. Bir siyasi yer değiştirme olayı. Tabii bu kurumlarda çeşitli tarikatların varlığı da öteden beri tartışılıyor. AKP devlet içinde bu kurumlardaki Yabancı yani AKP'li olmayan ideolojik varlıkları birbirine karşı mı dengeliyor bilmiyorum.